Aylık kazancı ve artı 18 pozları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın sevgilisi tarafından uğradığı şiddeti paylaştı. Kanlar içindeki hallerini paylaşan Merve Taşkın burnumu yumrukluyor cinsel organıma tekmeler atıyor diye bir yazı paylaşmış. E, tam bir yıl önce bugün olaylık bir ilişkimin yaklaşık 7-8 ayında şiddet gördüm ve her geçen gün e, bu şiddetin arttığı bir ilişkiye başladım. Üzgünüm bunları paylaşırken size acımanızı veya tepki vermenizi sağlamak için değil diyen fenomen şunları da söylemiş. 3 ay önce değildi neden şimdi paylaşıyorsun sorusuna cevabım ise o zaman güçlü bir halim yoktu. Yaşadıklarımı içimde bastırdım ve sanki hiç olmamış gibi davrandım ama maalesef bastırılan duygular er ya da geç ortaya çıkıyor. Kendimi daha güçlü hissettim bir zamana kadar mümkün olduğunca bastırdım ta bugüne kadar. İlk zamanlar şiddet daha hafif gibiydi ve belki de kabul edilebilirdi ama sonra tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı. Bir şekilde bunun bana yapıldığını kabul ediyordum. Her seferinde affediliyordum, affediyordum. Çünkü içindeki sorunlu olduğumu ve bunların benim yüzümden olduğunu ve belki de bunu hak ettiğimi düşünüyordum. O da bana bunları hak ettiğimi hatta daha fazlasını hak ettiğimi söylüyordu. Benimki sevgiye muhtaçlık ve bağlılıktı. En ufak bir sevgi kırıntısına bile razıydım ama onunki sevgi olamazdı çünkü sevdiğin bir insana şiddet uygulayamazsın. Öz saygımı fazlasıyla kaybettim. Kendime bunların yapıldığını kabul ediyorsam kendimi ne kadar seviyor olabilirdim ki kendimi sevmezken bir başkası beni nasıl sevebilirdi ki diye bir açıklama yapmış. Devamında ise Şiddet o kadar tehlikeli bir seviyeye gelmişti ki şükrediyordum. Çünkü ölmedim ya da sakat kalmadım. Kafama, kulağıma, burduma, yumrukluya, karnıma, cinsel organıma tekme atıyordu. Bazen ise beni öldürmekle veya ya da sakat bırakmakla tehdit ediyordu. Belki öfkeden tehdit ediyordu ama isteyerek bile olmasa da vururken yanlışlıkla ölebilirdim. Çünkü tehlikeli yerlerime fazlasıyla vuruyordu. Parmaklarımda kalıcı bir hasar dışında bir şey kalmadı. Parmaklarımla bağlar neredeyse kopuyormuş gibi oluyordu. Eğer kopmuş olsalardı ameliyat olmam gerekebilirdi. Ama şükürler olsun ki kopmadı ve doktor bir yıl için iyileşebileceğimi söyledi. Merve Taşkın yaşadıklarını anlatırken ben bu yazıyı aynı şeyi yaşayıp kapanan kadınlar için paylaşıyorum dedi ve ekledi. Yalnız değilsiniz evet belki zor olacak ama bir gün içinizde o bırakma gücünü bulup bıraktıktan sonra yavaş yavaş da olsa iyileşeceksiniz. Hiçbir şey her gün şiddet görmekten daha kötü olamaz. Bu yaşadığım travmanın acımın görünür olmasını istedim sadece. Çünkü görünür olursa ben de kaçamayacağım, yüzleşmek zorunda kalacağım. Bu süreçte işte beni kurtarmaya çalışan ama ben istemediğim için değil, kurtaramayan ama her zaman benim eski hayatıma geri dönmemi bekleyen ve döndüğümde de bana destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Her şey benim seçimimdi ve seçimlerimin sonucunu, sonuçlarını yaşadım. Burada Merve Taşkın'ın ne iş yaptığı önemli değil. E, Türkiye özgür bir ülke. Herkes istediği işi yapabilir. Ve bu kadın artı 18 çıplak pozlarını para karşılığında satıyorsa ve kazanç elde ediyorsa sevgilisi de zaten bu sebepten şiddet gösterdiğini söylemiş. Eğer ki sen bu tarz iş yaparak para kazanan birinin istemeyeceksin baştan bildiğin halde ilişkiye girmemen lazımdı. Ne kadar kadının yaptığı işi bir kenara atacak olursam kadının şiddet görmesi gerçekten de doğru bir davranış değil de tamamıyla yanlış bir davranıştı diyelim. Da